Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası Aydın Sultanhisar Akça. Ben çilek üreticisi Ercan Sarıkaya. Şu anda çilek hasadı yapmaktayız. Çileğimizi hasediyoruz. Yalnız çilek satışlarımızdaki fiyatlarımız bu seneki yılda baya baya kötü. 8-10 lira bandında, 12 lira bandında çilek satıyoruz. Bizim çileğimizin maliyeti 18-20 bin lira. Yani 1 dolara tekabül ediyor maliyet. Çünkü işçi masrafları, gübre masrafları, mazot masrafları bir yıl önceye göre %300'lerde bir artış oranı gösterdi. Bu artış oranına göre bizim birim fiyatlarımızda hiçbir artış olmadı. Bunun sebepleri açıkçası başta ihracat olayının düşük olması, sanayi ürünündeki sanayicinin mal almayışı baş sebeplerden birisi. Sanayi mal alamıyor. Neden alamıyor? Dış ülkelerden bizim maliyetimizin altına sanayici mal alıp o malı pazarlıyor. Bizim bunda büyük bir sorunumuz var. Biz bunu kendi çiftçimiz olarak, çiftçi olarak, üretici olarak baş edemiyoruz. Bunun tarım politikasından, devlet kanallarından düzenlenmesi, birim fiyatlarının oluşturulması gerekiyor. Bu çiftçi her geçen yıl üretimi bırakmakta. Her geçen yıl azalıyor bu üretim. Bu Aydın bölgesinde 15 bin dekar çilek arazisinde çilek yetiştiriliyor. Buranın insanları, halkı genelde açık fabrika olarak görüyoruz biz bu çilek üreticiliğini. Bir sanayi oluşup duruyor, yani bir tarım sanayisi oluşup duruyor. Lakin sanayisi yok. İhracatı düşük. İç piyasada da bu fiyatlara kaldırmıyor çilek. Çünkü çok yoğun hasat yapıyoruz. Gittiği iç piyasada halkın alım gücü de düşük olduğundan biz fazla ürün pazarlayamıyoruz. Mazot masrafları, yol masrafları da yüksek olduğu için büyük şehirlere giden çileğin fiyatı oralarda 50 TL, 40 TL bandında satılırken biz burada 10 liraya çileğe satamıyoruz. Bu aradaki uçurumun kalkması gerekiyor. Çilekle enflasyon ölçülüyor. Çilekle enflasyon ölçülmez. Çileğin maliyeti olan mazottur, gübredir, fidesidir. Enflasyon bunlarla ölçülüyor. Ama bir çileğin İstanbul'daki satış fiyatı 40 lira 50 lira diyerek de enflasyon ölçüldü mü biz zaten çiftçi olarak çok mağdur oluyor, 8-10 liraya çilek satıyoruz. Üretmesek daha iyi, daha karlı bu durumdan yapmamız gereken bu. Yıl geçtikçe çiftçiliği bırakıyoruz, yani azalıyor çiftçi sayımız. Türkiye bir çiftçi alıyor, her üründe azalıyor, bir çilek değil. Maliyeti bu yılki fiyatlara göre, işçi masraflarına göre, gübre masraflarına 1 kilo çileğin 20 TL maliyeti var. Biz ört altı çilek yetiştiriyoruz. Ört altındaki maliyet açık tarla çileğinden yetiştiriciden daha yüksek. İşçi masrafları 3'e katladı. Gübreler 3'e katladı. Biz 20 TL'nin altında çilek satıyoruz. Her geçen yıl zarar ediyoruz. Bu sene de zararımız büyük. Seneye ne yapacağımızı bilmiyoruz yani şu şartlarda, bu durumda. Peki bu konuyu yetkililere söylediniz mi? Yani bir bakanlığa derdinizi anlattınız mı? Şimdi ilçe tarımlarımız var, birliklerimiz var. Onlar geliyor, kontrollerini yapıyor. Bizim bu konuda, pazar konumuzda, üretim konumuzda, maliyet konumuzda bize bir yardımcı oldukları yok. Devlet kanallarına gelince biz hiçbir devlet kanalına ulaşamıyoruz. Bundan 20 gün önce Tarım Bakanımız geldi. Tarım Bakanımız madem para kazanamıyorsunuz az üretin dedi, üretmeyin dedi. Şimdi biz üretmesek ne yapmamız lazım? Bu kadar işçimiz var, bu kadar emeğimiz var, ailemiz var, çeliğimiz var, çocuğumuz var. Biz üretmesek ne yapmamız lazım? Hırsızlık mı yapacağız? Biz ne yapacağız? Dolandırıcılık mı yapacağız? Mafyacılık mı yapacağız? Biz ne yapacağız? Biz bu soruyu devlete soruyoruz. Çiftçi olarak ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bize önderlik yapılıp, gübrelerde, mazotlarda indirim yapılıp, maliyetlerdeki fazla yüksek fiyatları düşürterek bize yardımcı olmaları gerekiyor. Ama biz hiçbir kimseye ulaşamıyoruz. Günlük 30 tane 40 tane işçiyle çalışıyorum. Her bir işçinin maliyeti 310 lira. 1 kilo çileğin toplama maliyeti 5 TL'ye tekabül ediyor. Biz çileği 10 TL'ye satıyoruz. Her bir çiftçi bu durumu aynen birebir de şu anda yaşıyor. Bu insanlar
çalışıyor, emeğini almak istiyor. Biz veriyoruz ama ne şartlarda veriyoruz? Krediler çekiyoruz, kredileri öderken zorlanıyoruz. Bir yıldan öbür yıla kredi aktarıyoruz, borç aktarıyoruz. Bu nereye kadar devam eder? Ne kadar yapabiliriz? Bunu da bilmiyoruz. Ben almadım seni onları. Nasıl, çilek toplamak zor mu? Evet, yorucu seraların altı. Ne diyorsun bu konuda? Yani şöyle, biz emeğimizin karşılığını alıyoruz. Sabah erken girdikten sonra da gayet rahat bir şekilde işimizi görüyoruz. Patronlarımızla abi kardeş şeklinde sürekli çalışıyoruz. Güzel, zevkli, çileklerimiz güzel. Sabah kaçta başlıyorsunuz? Sabah 6'da başlıyoruz. Öğlen 12.30'da bırakıyoruz. Kaç kasa çilek toparlıyorsunuz? Bunu sayısını hiç bilmiyoruz çünkü sürekli topluyoruz. Çileğin işi çok. Ot toplaması var, yaprağı, dikimi, yani sürekli yaz kış sürekli çilekle uğraşıyoruz. Mal sahibi dedi ki 9 ay çocuk gibi dedi içinden çıkmıyoruz dedi. Ne diyorsunuz? Aynen. Doğru. Yaprağıdır, otudur, şokasıdır, dikimidir. Yani kıştan bir başlıyoruz ta ki ertesi kışa kadar sürekli çilekle uğraşıyoruz. Ama güzel. Yemesi de çok güzel. Ablam sen ne diyorsun bu çilekle ilgili? Ben konuşmam diyorsun. Çalışıyor. Şeyler yapmak için. Meryem abla. Ne diyorsun ablam sen bu çilekle ilgili? Ne diyorum kardeşim? Yaz kış çalışıyoruz. Evimizin karşılığı işte görünüyor. Meydandayız. Mal sahibi diyor ki vallahi kazanamıyoruz diyor. İhracat da diyor. Şu anı kazanılmıyor. Gerçekten onlar çok şey yapıyor. Biz de öyle. Biz az vesile biz yetişemiyoruz. Çoluk çocuk her şey meydanlı yani. Daha sahipler her gün çalıştırıyor, iş çalıştırıyor. O duva. Daha ne diyebiliriz ki? Açık yani, aç yani millet. Biraz devletimiz görsün güzel. Herkes. Kur'an'ın mesela 2 aydır toplanıyor. Maliyeti çok bunun yani. Çok. Haklılar yani. Maliyeti çok. Biz altı başı geldim, paramızı alıyoruz ama bunun maliyeti çok. Otu var, fidanı var, dikim var, hiç içinden çıkmıyor. Gel. Bunun maliyeti çok. Bir hamlenin parasını, gübresi, çiğitin, ayranı hepsi. Fazlasıyla verecekler. Hani üretici için de bizim için de çok zor. Ama yapacak bir iş de yok. Mecbur geliyoruz, yapıyoruz. Onlar da aynı şekilde. Onlar bu işi yapmasın. Bizim işimiz hani olmaz yani. Doğru değil mi Gülser abla? Yazın kışın ekmek veriyorlar. Yazın kışın her zaman ekmek veriyorlar bizim çilekten. Al işte. Çilek para etsin ki onlar da diksin. İşte yar emeğimizin parası böyle gitti. Kaza geçelim. Öyle doğru ama. Doğru değil mi? Kredilerle nereye kadar? Biraz. Sen kaç aydır para alıyorsunuz bundan? Öyle 9 ay masraf ediyorsun. Ben de özledim. Kaç aydır? 12 ayın bir ayını elde kalmıyor. Güzel abla, o kasayı verip oynar mı? Bizim işler birbirine bağlı. Patron kazanırsa amali de kazanır. O şekilde. Çünkü hani bir günlük, 2 günlük değil. Biz yıllardır aynı patrona geliyoruz. Yıllardır aynı işini yapıyoruz. Bir aile gibi olduk. Onlar için de çok zor. Gerçekten çok emek isteyen bir durum. O da gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Öncelikle ismim Osman Yıldırım Köstürtensar, Aydın İli Sultansar ilçesinin belediye başkanıyım. Bölgemiz polikültür tarım yapan nadide ilçelerden bir tanesi. O 7 ilçe içerisinde nadide ilçelerden bir tanesi. Biz polikültür tarım yapıyoruz. Yani çayın ve buzun haricinde her şeyi üretiyorduk. Şimdi bölgemizde muzlu üretim başladı. Sadece çay üretemiyoruz. O anlamda
her türlü ürünü üretebilen bir doğal olarak üreten bir ilçe sahibiz. Bu bölgenin en büyük bu arada yine arazisine sahibiz. Aşağı yukarı 60 bin dekara yakın bir arazi kapasitemiz var. Dolayısıyla bu ürünler içerisinde en çok bizi para kazanamadığımız, en çok onlar uğraştırıp da para kazandığımız tek ürün var, o da çilek. Çilek bitkisi 1984 yılından beri bölgemizde, ilçemizde yoğun bir şekilde her yıl kat be kat arta arta bugün aşağı yukarı 20 bin dekarlık arazide 100 bin ton çilek üreten bir çiftçi kesimimiz var. Ama bunun özellikle şu birkaç yıldan beri zaman zaman bir dalgalanma oluyor ama özellikle şu son iki yıldan beri ciddi anlamda bir pazar problemimiz var. Bunu artık pandemiye mi bağlamak lazım? Yoksa Rusya-Ukrayna savaşına mı bağlamak lazım? Tabii bizim bu pazar, en büyük pazarımız bizim Rusya ve Ukrayna pazarıydı. Dolayısıyla Ukrayna savaşı, Rusya savaşı ayrıca pandemi döneminden etkilendiğini düşünüyorum ama yine de hükümetimizin, bizi idare eden hükümetimizin bu pazar noktasında yardımına ihtiyacımız var. Yani her şeyde işte biliyorsunuz eğitimde, ondan sonra sağlıkta olduğu gibi tarımda da bir politikanın olması lazım. Bu tamamen yıllardan beri tarım politikasızlığı yüzünden bu memleketimiz bu hale geldi. Sadece yani Sultanahisar ilçesi olaraktan değil, bütün Türkiye gerek hayvancılıkta gerekse tarımda maalesef düne kadar kendi kendine yetebilen 7 ülkeden bir tanesiydi Türkiye'miz. Ama şu anda maalesef dışarıdan yonca, saman, ondan sonra buğday, mısır alabilen, tahıl ürünleri alabilen bir maalesef bir ülke haline geldik. Bu tamamen hatta geçen gün Tarım Bakanımız artık bundan böyle belli bir planlamanın olacağını, artık planlama olmadığı müddetçe bundan başarılı olamayacağımızdan bahsetmiş. Ben de diyorum ki 21 yıldan beri en son hükümetimiz 21 yıldan beri neredeydik? Yani bir yıl değil, iki yıl değil, 21 yıldan beri neredeydik? Artık bizim takatımız kalmadı. Yani geçen seneki, evvel seneki girdiler, özellikle son bir yılda girdilerimiz %300, %350 arttı. Her şeyde olduğu gibi. Ama maalesef satışlarımız, bugün 1 dolara sattığımız bu çileği biz her zaman 1 dolara satardık. Şu anda kur korumalı mevduat sistemiyle biliyorsunuz döviz basılıyor. Şu andaki fiyatı en az 25-30 TL olması lazım. Yani çileğin de 25-30 lira olması lazım. Biz bundan vazgeçtik. En azından makul şu andaki fiyatlarla 1 dolar 20 lira ise 20 lira olması lazım. Ama 12-13 lira da olmaması lazım. Çünkü %400, %300 artan bir girdinin olduğu bir ürünün şu anda dediğim gibi 1 dolar olması gereken ürünümüz 13-14 lira pazarda satılır hale geldi. Bu bizim şu anda toptancı elinde 8 lira 10 lira. Şu bir hafta 10 günden beri 8 lira, evet, 10 lira. Doğru. Böyle bir maliyet olamaz. Yani Allah'tan geçen sene cımbız denilen bir hadise çıktı. Bu sanayiye gönderdiğimiz, işte meyve suyu fabrikalarına gönderdiğimiz ürün geçen sene 16 lirayken, 15 lirayken kilosu 8 lira yarı fiyattan cımbıza gidiyordu. Sanayi ürünü ortadan satıma gidiyordu. Bu sene bırakın cımbızı, yani normal hale verdiğimiz fiyat 8 lira 9 lira. Demek ki sanayiye verecek ürün 4 lira 5 liraya geçmeyecek. Bu bizim yani gerçekten bizi çok üzen. Ya biz bu işi bırakacağız. Biz bıraktığımız zaman bizim çiftçimiz bu işi bırakırsa ki polikültür tarım yapan bir ilden, bir ilçeden bahsediyorum. Yani birinden kazanaması, birinden kazanabilir imajı olan bir ilçenin durumu bu duruma düşmüşse artık tek ürün yapan bir ilin, ilçenin Türkiye çapında onu düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten pazarlar görüyorsunuz ağa pahası. Yani bizim düne kadar soğanı 2 liraya 3 liraya satılırken ondan sonra o insanlar acıyorduk. Şu anda biz kendimiz acıyacak hale geldik. Çünkü soğan 25-30 lira oldu. Soğanın tanesi 6 lira 7 lira oldu. Yani 1 kilo çilek parasını bir tek soğan eşittir 1 kilo çilek oldu. Böyle bir mantık, böyle bir düzen olabilir mi? Böyle bir piyasa olabilir mi? Yani bu durumda. Bunun haricinde geçen sene yine hükümet yetkililerimizi uyardık. Silifke Cadosu Başkanı uyardı bizi. Biz de hükümetimizi uyardık. Yunanistan Türk patentiyle Rusya'ya mal gönderdiğini tespit ettik. Yani o kadar çok problemle uğraşıyoruz ki. Bir de Yunan hükümeti çıkmış. Her zamanki oyunda ayak oyunu yapmak suretiyle bizden malı alıyor. Kendi patentini vurup sanki Yunanistan çileymiş gibi Rusya'ya gönderiyor. Neden böyle yapıyor? Çünkü Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi. Rusya ve Türkiye Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için Rusya bizden mal alıyor ama Yunanistan'dan almıyor. Yunanlılar ne yapıyor? Bizim çileğimizi alıyor. Patentini, Türk patenti koyaraktan bizden mal almıyor. Kendi ürününü patent koyar, yani patentini
isim değişikliği yaparak da sanki Türkiye'den gidiyormuş gibi Rusya'ya o şekilde mal sevkiyatı yapıyor. Yani bir yandan piyasayla uğraşıyoruz, bir yandan istikrarsızla uğraşıyoruz. Yani girdilerimiz çok fazla. Yani kadın yönmesi bile düne kadar 150-160 liraydı, bugün 310 lira oldu. Yani her şey böyle %300-400 artar, bir gübresi, fidanı, naylonu. Biz biliyorsunuz bir de örtü altı çilek yapıyoruz. Yani biz Silifke gibi, bir Emir Alem gibi, biz Uşak Sivaslı gibi açıkta çilek yapmıyoruz. Sen altında yapıyoruz. Bizim onun için girdilerimiz çok fazla. 9 ay bakıyoruz, son 3 ay mahsulü toplamaya çalışıyoruz bir bebek gibi. Yani Ağustos, Eylül ayında tekrar bu mal bitecek, tekrar bir daha dikime gireceğiz. Ondan sonra tekrar yine üstü örtülecek. Naylonun kilosu nereden nereye geldi? Her şey o şekilde. Fidanlar keza öyle. Hükümet yetkililerimiz de bize sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü inanın biz de bu işi tarımı bırakmak üzereyiz. Biz bırakırsak millet aç kalır. Doğru başkanım. Ağzınıza sağlık başkanım. Bu millet aç kalır. Şimdi biraz önce şeyden bahsetmiştim. Bu sanayi ürünü olan cımbızlık malzemeden bahsetmiştim. Bu malzeme, tabii bu çilek bitkisi bir elma gibi, armut gibi, bir soğan gibi, patates gibi bekleyen bir ürün değil. Bu günü geldiğinde, saati geldiğinde toplamazsanız akma yapıyor, kararma yapıyor ve sanayi ürünü haline geliyor. Onun için çok nazik bir bitki. Yani yıkaması olmuyor, bir yerde muhafazası olmuyor. O anlamda bunu biz -40 derecede firmalar var. Orada bunu soğuk zincire göndermek için orada şokluyorlar -40'ta. Çok ciddi enerji maliyetleri oluyor. Bölgemiz sıcak bir bölge. Yani bir Nevşehir gibi, bir İç Anadolu gibi, Güneydoğu gibi değil. Bu bölge sıcak bir bölge. 45-50 dereceleri görüyoruz biz yazın. O şu anda anlam mal. O aşırı sıcak olan günlerde soğuk depolarını muhafaza edilmeye çalışılıyor. Sanayi ürünlerinde satılabilmesi için. Bu arada Mısır'dan, özellikle Çin'den soğuk zincirle malın geldiğini duyuyoruz. 16 liraya Türkiye'de piyasaya veriyorlarmış. Bize bunun maliyeti bir 8 lira 10 lira alıyoruz ama bunun işçilik maliyeti, cımbızlanması, soğuk havada dondurulması, -40'ta muhafazası 7-8 ay muhafaza edildiği zaman bize maliyeti 20 lira. Yani dışarıdan, dış ülkelerden gelen 16 lira, bizdeki 20 lira. Yani ondan da para kazanamıyoruz. Yani onu yapan tüccar da, iş adamı da para kazanamıyor. Böyle bir sarmalın içerisindeyiz. Yetkililerden bizim bunun pazarlaması noktasında biz sabi olaraktan çiftçiyiz. Biz üretmek istiyoruz, üretiyoruz. Ama pazarlama ayrı bir şey. Burada devletimizden, hükümetimizden yardım bekliyoruz. Yoksa biz gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Yine söylüyorum, biz bu işe para kazanmadığımızda ayağımız iş yerine gitmediği gibi ayağımız bahçeye gelmek istemiyor. Para kazandığımız zaman çıkmak istemiyoruz bahçeden. Öbür türlü, çünkü biz örtü altı çilek yaptığımız için sabahın 4'ünde kalkıyoruz, 4.30'unda, 5.30, 5.30'unda, 6'sında uykunun en tatlı anında bahçeye geliyoruz. Ve saat 1'de bahçeden çıkmak durumundayız. 50-55 derece serenin altında durmak mümkün değil. Yani bu kadar mücadele karşı bu olmamalı. Yetkililerimizden yardım istiyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kalıyor. Bu da çok vahim bir durum biz çiftçiler için. Yani karnımızdaki 40 yıl yar yar bitmiyor. Durum bu. Bu arada ben de son kez bir şey söylemek isterim. Bu çilekle ilgili tanıtmak adına ciddi anlamlı çilek festivaller yaptık biz Sultanhisar ilçemizde ve Atça mahallemiz beldeyken çilek festivaller yaptık. Yani yurt dışından ekipler geldi, yurt dışına gittik. Yani hem turizm elçiliği yaptık, hem de ürünümüzün Türkiye çapında ve dünya çapında duyulması için elimizden geleni yaptık. Yani gerçekten yani bu ürünün tanıtılması ile ilgili belediye olaraktan da, yerel yöneticiler olaraktan da, gerek vali beyler olsun, gerek kaymakam beyler olsun, gerek de siyasi vekillerimiz olsun, iktidarıyla muhalefetiyle hep beraber beraberlik içerisinde bu işin pazarlaması noktası. Bizim tek derdimiz pazarlama. Yani bu pazarlama noktasında bizim önümüzün açılması lazım. Çok çok teşekkür ediyorum. Abi ne diyorsun bu çilek için? He? Ne diyorsun abi?
Oh, vallahi hiç vermedik bu ölçekle mefet demeseydim. Yani fiyatlar da iyi mi? Ne diyorsun? Yok, fiyatlar iyi mi? Pahalı. Fiyatlar kötü. Ne olması lazım? Ne bekliyorsun? Çile en az şu an 30 lira olması lazım. Üretim parada durmaz.